Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün 3 çeşit soğuk kahve tarifi vereceğim ama 3 tarifi de ayrı ayrı videolar olarak vermek istiyorum. Çünkü insanlar aradığında farklı farklı, hani ben mesela Yunan kahvesini istiyorum dediğinde onu direkt bulsun diye 3 ayrı video yapacağım. Bu birinci video. Videomuzun adı Yunan Frappe ama ben bunun adını değiştirmek istiyorum. Nedeni şu: kahve içen, hatta kahve içmeyen Türkiye'nin hepsi, belki dünyanın hepsi TikTok'ta Dolgano diye bir kahve gördü. Sütü köpürtüp kahve yapıyorlar. Kahveyi sütü köpürtüp kahve yapıyorlardı. Bu aslında bence bu Yunanların kahvesinden gelen bir tarif. Çünkü Yunanların çok eskiden beri bu tarifi varmış. Yani bu kahveyi Yunanlılar yıllardır içiyormuş. Ben de bunu tam olarak Dolgana kahvesinin tam tersi olarak gördüğüm için ve daha lezzetli olduğunu gördüğüm için denemek istedim ve soğuk kahve olacak. Şimdi püf noktalarını anlatarak Yunan Frappe ve Yunan soğuk kahvesinin tarifini atmaya geçiyorum. Öncelikle kahveden bahsedeyim. Kahve Nescafe olmasa da olur. Önemli olan granür, çözülebilen kahve olması lazım. Ben Nescafe Gold aldım. Bunun yoğunluğu daha fazla. Nescafe Klasik'in biraz daha az. Diğer markaların da değişiyordur. Hepsi aynı işi görüyor. Sadece ben Türk kahvesi de kullanabilirdim ama Türk kahvesinin telvesi kalıyor. Ben telvesini çok sevmiyorum. Yani yenilmesi acı oluyor bence. Orasını sevenler de oluyormuş. Türk kahvesini de kullanıp orasını yiyebilirsiniz ya da orasını ayırıp Türk kahvesiyle de yapabilirsiniz. Bunu söyleme sebebim herkes yapabilsin. Herkes her çeşidi elinde olduğu her şeyle yapabilsin diye bu kahveyi kullanacağım. Bardağımın boyutu bu kadar. Herkes farklı yapacağı için kendi ayarlasın oranlarına. Bir yemek kaşığı granül kahve ekliyorum. Şeker olarak esmer şeker de kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı da toz şeker kullanacağım. Mesela şekerini az şekerli istiyorsanız şekerini azaltabilirsiniz. Çok şekerli istiyorsanız artırabilirsiniz ama bence bu oran iyidir. Dolgana kahvesinde sıcak su kullanılıyor çünkü kahve öyle çözülür diyor ama Yunanlılar bunu soğuk suyla yapıyormuş. Ben de tamamen doğru şeklinde vermek için aynı şekilde anlatıyorum. Yaklaşık 50-100 milim arası su ekliyoruz. Bu yine isteğe göre. Suyu aktarıyorum. Şimdi asıl olaya geldik. Ben internette böyle bir çırpıcı aldım. Kahveleri köpürtmek için böyle bir çırpıcı satılıyor ve fiyatı yaklaşık 10-20 lira arası değişiyor. Ben bunun linkini, Trendyol linkini aşağıya ekliyorum. Ben de ilk defa ekliyorum. Ben de bu işe başlıyorum galiba. Elinizde bu yoksa ne yapabilirsiniz onu anlatacağım. Herhangi bir mesela kavanoz, mesela süt kabı, yani bir kabı ile çalkalayıp birkaç dakika yapmanız lazım ama. Şimdi biz bunu da çırpacağız. Siz de onlarla çalkalayabilirsiniz. Herkes yapabilsin diye bu öneriyi de söylemek istedim. Şimdi yaklaşık 3-5 dakika ne kadar süreceği belli olmaz. Bayağı güzel köpürene kadar, bayağı köpük köpük olana kadar köpürtüyoruz. Normalde ben blenderın sesini azaltıyordum ama gördüğünüz gibi bu makinenin sesi de yok. Çok az bir sesi var. Rahatsız etmiyor. Ben Yunanlı birinden kahvenin tarifini aldım. Onların da böyle tabii küçük makineleri yok. Büyük makinelerle yapıyorlar bunları. Böyle köpürtüyorlar. Sonra süt yerine su ekliyorlar. Ama ben yumuşak içim istediğim için süt ekleyeceğim. Kahveyi acı seven, yani biraz daha yoğun sevenler için sadece üstüne su ekleyebilirsiniz. Birazdan süt ekleyeceğim kadar. Birazdan göreceğiz. Şimdi köpürene kadar devam ediyoruz. Burayı tabii ki tamamen göstermeyeceğim. 3-5 dakika çırpıyoruz. Kahve köpürtücüyle yaklaşık 3 dakika boyunca kahveyi köpürttüm. Şimdi içine birkaç tane buz atıyorum. Sayısı önemli değil, isteğe göre değişir. Soğuk kahve yaptığım için buz önemli. Ve bardağı dolduracak kadar süt ekliyorum. Süte hiçbir işlem yok, direkt döküyoruz sadece. Yunan Frappe, yani Yunan soğuk kahvemiz hazır. Ben buna TikTok'taki Dolgano ile yarışacak kahve diyeceğim. Kahvemizin sunumu budur. Böyle çelik pipetler aldım ben. Sunumumuza güzel bir hava katacak. Onu da yerleştiriyorum. Birinci soğuk kahvemizin sunumu bu şekilde. Kahve ile süt iyice karışsın diye karıştırıyorum. Şimdi tadım zamanına geçiyorum. Yunan Frappe'mizin tadına bakıyorum. Hmm.
Yazın şu an deli gibi sıcak, hatta baya baya terliyorum. Çok iyi geldi. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Şeker oranını tadına bakıp ayarlayabilirsiniz. Biraz ekleyip karıştırabilirsiniz ya da az ekleyip işte tadını biraz daha yoğun seviyorsanız şekerini azaltabilirsiniz. Birinci tarifim bu şekildeydi. Sonraki tariflerde 2 gün arayla gelecek. Videomun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, çan butona basmayı unutmayın. Yorumlara herkesi bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.